Arkadaşlar, bu eğitim videosunda kokpit içi paneller hakkında bahsedeceğiz. İlk başta sol panel arkadan doğru gelelim. Test panel RAM start sırasında bazı değişik sistemleri test etmemizi sağlar. Fire overheat detect butonu motor yangın sistemini kontrol etmemizi sağlar. Butona basıldığında overheat, ikaz lambası ve master caution yanar. Şöyle basalım. Gördüğünüz gibi overheat, ikaz lambası ve master caution yanar. Mal indicator list bütün kokpit içi ikaz lambalarını yakar ve ikaz mesajlarının duyulmasını sağlar. Bütün lambalarımızı test etmek amaçlı bunu kullanabiliriz. Repeat butonu 3 konumlu bir switch'tir. Off konumu repeat'lerin probların ısınmasını kapatır. Repeat normal çalışma konumudur. Tekerlekler yerdeyken sistem çalışmaz. Havaya kalktığında probların ısınmasını sağlar. Test butonunda bu sistemi test etmek amaçlıdır. Propeat'i teste aldığımızda ikaz lambamızda Propeat flash yapar. Felix Power left ve right lambaları uçuş kumanda sisteminin 4 bilgi yolunun kontrolünde kullanılır. Felix switch'ini test konumuna aldığında bu 4 lambanın 4 branch'in bize far olduğunu gösterir. EPU sistemini test etmek amaçlı kullanılır. Evet, bir sonraki panelimiz Flight Control panel. Digital Backup Switch uçuş kontrol bilgisayarın yedeği olan sistemi devreye sokmak için kullanılır. DBU denir bu sisteme. Devreye sokulduğunda uçuş kontrol sistemi sadece uçağa götürebilecek kapasitede olur. Eğer çok önemli bir flight arızası falan aldığınızda zaten sistem kendini DBU'ya alacaktır. Sadece eve dönüş için gerekli uçuş kabiliyetini bize sağlar. Alternate flap extend norm switch arka flapları kontrol etmek için kullanılır. Norm pozisyonu ve sistem flap konumlandırmasını uçuş kontrol bilgisayarı sayesinde uçağın o anki irtifa, sürat ve AOA açısına bağlı olarak konumlandırır. Extend konumu flaplerin manuel olarak çalışmasını sağlar. Leading edge flap lock auto switch'imiz ön flapları konumlandırmasında kullanılır. Ön flaplar bizim uçağımızın kaldırma kuvvetini sağlamak amaçlı sağ ve sol simetrik olarak çalışır. Eğer herhangi bir asimetrik durumda uçağın kontrolünü zorlaştıracağından bunu engellemek amaçlı lock konumuna alındığında flaplar kıvrılamaz. Flix Reset herhangi bir flight MFR'ini gidermek amaçlı resetlenir. Bu amaçla kullanırız. Bit yerde flight sistemini test etmek amaçlı kullanılır. 40-45 saniye civarında sürer ve bütün flight sistemini uçak kendi kendine test eder. Manuel trim panel. 3 konumun trim ayarlarını bu panelden yaparız. Roll trimini left right olarak, pitch trimini up down olarak ve yaw trimini ise left right olarak buradan ayarlayabiliriz. Herhangi bir asimetrik durum oluştuğunda uçağa trim vererek uçağın düz bir şekilde uçmasını buradan sağlayabiliriz. Trim autopilot disk norm switch autopilot'u devre dışı bırakmak için kullanılır. Diski aldığımızda otopilot devre dışı kalır. Yakıt panelimiz master
Sivicimiz ana shutoff'u kapatmak için kullanılır. Integrating off on switch simülasyonumuzda kullanılmamakta. Engine feed switch'imiz ise norm pozisyonunda her iki pompa left aldığımızda arka pompalar, forward aldığımızda da ön pompalar, off aldığımızda da bütün pompalarımızı kapatır. Air refill kapağı da hava ihtiyacı yakıt ikmali yaparken ikmal kapağını, gövde üstünde bulunan ikmal kapağını açmak için kullanılır. Aux Companel backup CNL switch'imiz var burada. Bu backup'ı aldığımızda communication takan IFF ya da telsizleri panel üzerinden kumanda etmek için backup pozisyonunu almalıyız. USB'yi aldığımızda bu sistemleri upfront kontrol sistemini kullanarak yani DD yardımıyla ISP yardımıyla kontrol ederiz. IFF sistemi burada çalışmıyor. Motor sistemi çalışmıyor. Sadece simülasyonumuzda sadece takan sistemini kullanabiliyoruz. Takan sisteminde buradaki bağlı bulunduğumuz gideceğimiz ya da bağlı bulunduğumuz üstün takan frekansını buradan girerek gerekli takan malumatını HSI'ya göre bakarak o yerdeki takan istasyonunu bulmak için kullanılır. Takan 3 konumludur. TR alıcı verici açık takanda, yer alıcı verici RIC pozisyonunda sadece alıcı açık. Air to air TR modunda ise hava havada alıcı ve verici açık konumda olur. External Lightning Panel burada form ve air fuel switchler dışında bütün switchler aktif durumdadır. Anti-collision tepedeki çakarlanmamızın açılıp kapanmasında. Flash ya da steady dediğimiz kanat ucu ve gövde üzeri lambalarının flash ya da devamlı yanmasını kontrol eder. Brightness dim switch kanat ucu gövde üzeri lambalarının aydınlatma şiddetini ayarlar. Brightness da aydınlık off da kapatır. Dim de ise kısık bir şekilde yanmasını sağlar. Master ise bütün harici ışıkların kapatılmasında kullanılır. EPU paneli, EPU sistemi, Emergency Power Unit sisteminin yerde açılması ya da havada açılması için kullanılır. Norm pozisyonu gerekli şartlarda EPU sisteminin kendi kendine devreye girmesini için kullanılır. On'la aldığımızda EPU'yu biz kendimiz manuel olarak başlatırız. Off aldığımızda ise hiçbir şekilde EPU devrenin sistemi devreye girmez. Elek paneli, off pozisyonu uçak bataryasını ana ve yedek jeneratörleri kapatmak için kullanılır. Batarya pozisyonu bataryanın aktif duruma getirmek için kullanılıyor. Main pozisyonu ana ve yedek jeneratörü aktif hale getirmek için kullanılır. Caution reset ise herhangi bir elektrik problemini resetlemek amaçlı kullanılır. AVTR sisteminde CTVS sistemi çalışmıyor. Sadece AVTR sistemi çalışıyor burada. Oto ve on aldığımızda yeşil ışıkları gördüğümüzde sistem devreye giriyor. ECM panelinde ise sadece on, off, operate ve off switch aktif durumda. ECM podunu bu panelden açıyoruz. Audio 2 paneli. Audio 2 panelinde intercom ve ILS naplar sadece aktif durumda. Pilot kaskının ses şiddetini ayarlamak amaçlı intercom switch kullanılıyor. Aynı şekilde ILS'den gelen bilgileri de sesli tonları da duymamız için buradaki naptan ses şiddetini ayarlıyoruz. Audio 1 panel. Audio 1 panelde CON 1 uniform, CON 2 VHF telsiz, ayrıca onların squelch ayarları napları var. Secure Voice sistemi çalışmıyor. Missile Warning M9X serisindeki missile tonlarını duymamız için onların ses şiddetini ayarlamak için kullanılan NAP. Threat Warning RVR sisteminde bize gelen sesli ikazları
Ses şiddetini ayarlamak için kullanılıyor. Hemen yukarısında uniform telsizimizin paneli. Off konumu telsizimizi kapatıyor. Main konumu both ve auto direct finder. Bu ADF çalışmıyor. Simülasyonumuzda sadece both ve main pozisyonları çalışıyor. Aynı şekilde bu paneli kullanmak için telsizimizi panel üzerinden kullanmamız için CNI Switch'in backup pozisyonunda olması gerekiyor. Manual Pitch Override panel. Eğer herhangi bir stall durumunda bu paneldeki Switch'i override pozisyonundan alırsak flight sisteminin limitlendirmesini ortadan kaldırarak bizi stall durumundan kurtulmasını sağlıyoruz. Sadece kanatlardaki limitlendirmeyi kaldırıyor. Engine Jet Start Panel. Burada sadece Engine Control ve Jet Fuel paneldeki switch çalışıyor. Start 1'i kullanmıyoruz. Start 2 GFS türbünün çalışmasını sağlar. Motor RPM'ini %25 civarlarına taşıyarak ilk çalışmayı sağlar. Engine Control de Primary Switch'i primary konumda motorun normal olarak çalışmasını, seke attığımızda ise motorun egzoz nozullarını kapatır ve afterburner'ı devre dışı bırakır. Threat Warning AUX panel power sistemin açılıp kapanmasını sağlar. Activation Power butonu iki bölümden oluşan bir göstergedir. Basmalı değildir bu. Activity butonu üst tarafta yanıyor. Herhangi bir radar sizi takip alırsa burada bir activate yazısını görürüz. Aynı şekilde RVR'da da o radarın bize sembolizini gösterecektir. Yer ya da hava radarı. Search butonu RVR'da herhangi bir aktif search radarı varsa yanar ve bizi önceden uyarır. 4 Hz'lik bir blink diye bir uyarı verir. Eğer search radar tarafından tespit edilirsek. Üzerine bastığımızda da RVR'li search radarlarını görebiliriz. Low altitude basmalı butonu çift göstergelidir. High ve low altitude bölümü vardır. HMCS panel helmet mount Q sistem. Bu helmetimizi açmak ya da kapamak için kullanılır. Helmet görüntüsünü gözümüzün önüne getirmek için kullanılır. Aynı hattaki simlap gibidir. Buradan buraya da yardımıyla sembolizin parlaklığını artırıp azaltabiliriz. Country Measurement panel. RVR ve Jammer switchleri aktif postdur. Chef flare bırakımın otomatik olarak yapılmasını sağlar. Auto ve semi modunun aktif olması için RVR switch'in konumunun 10 olması gerekmektedir. Karşı karıştırma jammer pod ile yapılabilmesi için de jammer switch'in 10 pozisyonunda olması gerekiyor. Burada chef ve flare'ları atmak için chef ve flare switch'lerinin her ikisinde 10 olması gerekiyor. 0 ve 2 yazan switch'ler simülasyonumuzda geçerli değildir. Mod namı off konumunda sistem kapanır. Standby konumunda chef ve flare bırakımını UFC sistemi DD ekranı yardımıyla programlanmak için kullanılır. Aynı şekilde burada buradan da DD'ye girilerek programlanabilir. Manual mod, chef ve flare programının manual olarak seçilmesini sağlar. Manual'ı alıp buradan 1'den 4'e kadar olan chef flare programlarımızı kendimiz seçebiliriz. Semi mod, sistemin yarı otomatik olarak çalışmasını sağlar. Eğer sistem herhangi bir tehdit algılarsa chef flare bırakımı için pilotu uyarır. Counter diye bir sesli mesaj duyarsınız. Bypass mod
Bypass mod herhangi bir sistem arızasında kullanılır. Sistem bir chef ve bir flare broker hep manuel olarak kullanılıyor. Her basışımızda bypass'ı aldığımızda bir chef bir flare broker. Otomod sistem otomatik olarak çalışır. Tehditleri kendisi RBR'dan algılar ve tehdidin içeriğine göre chef bırakımını kendi yapar. Jettison switch jettison'ı aldığımızda chef layer butonuna bastığımızda bütün chef layer'ların hepsini bir seferde bırakır. Görsel olarak hepsinin bırakıldığını göremiyoruz. Sadece bir tane atmış gibi gözüküyor simülasyonumuzda. Evet, gear panel iniş kolunun da burada olduğu paneldir. İniş kolunu buradan up ya da down olarak ayarlayabiliriz. Light landing taxi switch burada iniş takımda bulunan taxi bir landing farlarını açmak için kullanılır. Horn silencer beyaz buton sesli uyarıları kesmek için kullanılıyor. Source configuration cat 1 cat 3 olmak üzere iki konumlu bir switch. Uçağın o andaki yük durumuna göre uçuş kumanda sistemlerinin limitlendirilmesini sağlar. Cat 1 uçak clean'ken eğer hava yer yükümüz varsa Cat 3'e alarak aşırı G çekmelerini buradan önleyebiliriz. Ground Jettison Enable Switch uçak üzerinde bulunan yükleri yerde bırakmak amaçlı kullanılır. Parking Brake Switch yerdeki freni açmak için kullanılır. Motor RPM %20-80 üzerine çıktığında switch kendini otomatik olarak off konumuna düşürür. Emergency Jettison butonu. Bu butona 1 saniyeden uzun süre bırakırsak şu üstteki cam kırılır ve altındaki butona basarız. Ve bütün hava yer yükleri droplar dahil olmak üzere bütün yüklerimizi bırakır. Sadece potlar ve hava yükleri kalır. 1 saniyeden uzun süre basarsak cam kırılır. Hook switch hook'u indirmek için kullanılıyor. Up ya da down aldığımızda hook aşağı iner. Evet, miscellaneous panelimiz. Alt tarafta bulunan iki switch otopilotu aktif etmek için kullanılır. Soldaki otopilot switch roll otopilotunu, sağdaki de pitch otopilotunu aktif etmek için kullanılıyor. Her ikisi de 3 konumlu bir switch. Pitch switch ana otopilot switch'idir. Altitude hold o anki irtifamızı korumamızı sağlar. Attitude hold o anki durumumuzu korumamızı sağlar. Off konumu normal otopilotun off olduğu konumdur. Roll switch sadece pitch otopilot switch aktif edildiğinde kullanılabilen bir switch sistemdir. Yani roll otopilotun devreye sokmak için pitch otopilotun devrede olması gerekiyor. Heading select ve steering select ve orta konumu off olmak üzere 3 konumlu bir switch'tir. Heading select konumu seçildiğinde uçak HSI üzerindeki captain bar'ı şuradan da gösterelim. Şu captain bar'ı takip eder. Bu captain bar'ı heading select yardımıyla konumlandırabiliriz. String select konumu seçildiğinde uçak seçili olan steer point'e doğru uçmaya başlar. Hangi steer point seçiliyse o steer point'e doğru dönüşünü yapacaktır. Switch'in orta konumu off konumudur. Advanced mode butonu aktif ve standby olarak olmak üzere çift göstergelidir. Uçağın TFR uçuş modu seçildiğinde aktif yazan bölümü şurada yanacaktır. Master Arm Switch 3 konumlu bir switch'tir. Arm Off ve Simulate. Arm konumunda silah sistemlerinin atışı aktif haldedir. Simulate konumunda silah sistemi simüle olarak aktif edilmesini sağlar. Basıldığında sembolojiler aynı şekilde Master Arm'daki gibi çalışır fakat sadece atış yapılmaz. Alternate Release Side Stick üzerinde bulunan Weapon Release ile aynıdır. Onun bir yedeği gibi. Lazer switch, lazeri aktif duruma getirmek için kullanılır. Uçaktaki sniper ve TG podun lazerini aktif etmek için kullanılıyor. On konumu lazeri ateşlemiyor, sadece lazeri hazır hale getiriyor. Lazer side stick'in üzerinde bulunan tetiğin birinci konumundan
sıkılıyor. RFC gücü norm konumunda uçaktaki bütün vericileri takan ILS, radar, TFR, RALT, ECM gibi bütün verici ya da alıcı sistemlerin hepsinin aktif durumda çalışmasını sağlıyor. Quiet konumu TFR ve RALT hariç bütün sistemlerin hepsini kapatıyor. Silent tüm sistemlerin hepsini kapatıyor. RALT ve TFR'ı da kapatıyor. Silent aldığımızda TFR'ın burada yandığını görüyorsunuz. Ayrıca bu modların hepsi MFD üzerinden de görünüyor. Quiet aldığımızda ya da Silent aldığımızda burada onları görmekteyiz. Pedestal panelimize gelelim. Airmax indikatörümüz dış kısım NAT cinsinden 800'e kadar, 0'dan 800'e kadar gösteriyor. İç taraftaki de NAT cins, MAC cinsinden gösteriyor. Sağ tarafında altimetremiz mevcut. Altimetremiz de barometrik irtifayı bize sürekli olarak gösteriyor. Bu altimetrenin sıfırlanması denilen bir olay var. Kuleden alınan hava basıncının civa cinsinden değerini buraya NAP sayesinde giriyoruz. Tower Command'den 3 numarayı seçtiğimizde bize kuleden bir basınç cinsi söyleniyor. Numarası o numarayı buraya girdiğimizde NAP'ı kullanarak altimetremizi sıfırlıyoruz o anki basınca göre. Alt tarafta AOA indikatörümüz var. Bulunduğumuz AOA açısını buradan görebiliyoruz. Aynı şekilde Vertical Velocity Indicator'ımız da hemen onun sağ tarafında. Burada da yükseliş veya alçalışımızı, düşüşümüz ya da yükselişimizi fit cinsinden görebiliyoruz. ADI'ımız durum göstergemiz. Yukarıdaki beyaz kısım gökyüzünün, aşağıdaki kahverengi kısım ise yeryüzünü gösteriyor. Alçalmalarda veya yükselmelerde bu durum göstergesine bakarak uçağın pozisyonunu görüyoruz. Horizontal Situation Indicator yani HSI dediğimiz gösterge bizim birçok modumuzu buradan görebiliyoruz. ILS modlarımızı takan navigation modlarımızı ya da ILS'in navigation modlarımızı bu mod switch yardımıyla buradan görüyoruz. ILS dersinde ve TAKAN dersinde HSI geniş bir şekilde anlatılacaktır. Fuel Quantity panelimiz. Test göstergesini aldığımızda yakıt göstergesi bulunan üzerinde bulunan AR ve FR çubukları 2000'de sabit durur. Şöyle burada da görüyorsunuz 2000'de sabitledi. Alt taraftaki yakıt göstergesi de 6000'i gösterir. Norm aldığımızda tekrar kendi konumlarına geri dönerler. Norm pozisyonunda AL çubuğu sol arka rezervuarı, FR çubuğu ise ön sağ rezervuar tankında bulunan yakıt miktarlarını gösteriyor. Totalizer ise tüm uçakta bulunan yakıt miktarını gösteriyor. Rezervuarı aldığımızda AL ve FR çubukları rezervuar tankında bulunan yakıt miktarını gösteriyor. Internal wing'i aldığımızda AL çubuğu sol kanat tankını, FR çubuğu da sağ kanattaki yakıt tankındaki yakıt miktarını gösteriyor. Centerline'a aldığımızda AL çubuğu sıfırı, FR çubuğu da centerline'de bulunan yakıt miktarını gösteriyor. Şu anda centerline'ımız bulunmadığından iki çubuk da sıfırda. External fuel transit switch'imiz bu norm pozisyonunda centerline harici tankı önce, wing pozisyonunda ise kanatlardaki yakıt tanklarını önce kullanmamızı sağlar. Genelde norm pozisyonunda durur. Centerline'i ilk önce kullanırız. Daha sonra kanatlardaki dropları kullanmak amaçlı wing first'te alırız. Fuel flow indicator. Fuel flow indicator'ımız sağ MFD üzerinde bulunan bu gösterge motora giden yakıt miktarını PPH cinsinden pound per hour cinsinden gösterir. 0'dan 80.000'e kadar gider.
motora giden yakıt miktarını gösterir. Yedek durum gyromuz, normal ADI'miz durum göstergemiz eğer çalışmazsa, herhangi bir sistemden bağımsız olan içinde bir gyro vardır. Kendi başına durumumuzu bize gösterir. HUD'ın yanındaki indexer'lara bakacak olursak, sol tarafta left indexer, AO indexer diye geçer. AO indexer'ın üst taraftaki kırmızı sembolü uçağın AO derecesinin 14 dereceden büyük olduğunu gösterir yanınca. Alttaki orta taraftaki yeşil sembol uçağın AO derecesinin 11 ile 14 derece arasında olduğunu gösterir. Alt tarafta bulunan sarı renk sembolü uçağın da AO derecesinin 11 dereceden küçük olduğunda yanar. AO indexer AO göstergesiyle eş zamanlı olarak çalışır. Sağ taraftaki indexer üst taraftaki ready Aerofuel kapağını açtığımızda yanar. Aerofuel kapağının açık olduğunu gösterir. Orta kısım çift iki bölmelidir. AR kısmı, Aerofuel kısmı buma bağlandığımızda, yakıt ikmali sırasında buma bağlandığımızda yanar. Alttaki NVS göstergesi tarafı ise NVS sistemini yani steering ön tekerleği kumanda ettiğimiz yerdeki sistemi, steering sistemini açtığımızda yanar. Alt taraftaki disk ise Aerofuel sırasında bumdan koparsak eğer o zaman yanar. Sağ gösterge paneli. Üstteki gösterge Oil Pressure Indicator motor yağ basıncını 0 ile 100 PSI arasında gösterir. Alttaki nozzle position göstergesi nozzle pozisyonunu 0 kapalı iken nozzle 0'ı tam açıkken %100'ü gösterir. RPM göstergesi motorun dönüşünü RPM cinsinden round per minute cinsinden gösterir. 0 ile 110 arasında gösterir. FDIT göstergesi de motorun egzoz gaz sıcaklığını santigrat derecesinden gösterir. Pilot fault display, pilot arıza listesi DD ekranının hemen hemen aynısıdır. Fake tuşuyla burada bir arıza gelirse şuradaki fake tuşuyla 3 tane sayfa gösterir en fazla. Fake tuşuyla diğer sayfalar arasında geçiş yapabiliriz. Herhangi bir arıza MFL aldığımızda pilotun anlayacağı şekilde o MFL'in hangi arıza olduğunu buradan görebiliriz. Caution Light panel, ikaz panelimiz 26 uyarı lambasından oluşuyor. Hangi sistem üzerinde bir arıza oluşursa o sistemin lambası yanıyor. Bu şuradaki elektronik caution reset tuşuyla eğer herhangi bir MFR alıp burada bir uyarı lambamız yanarsa bu butonla onu resetleyebilirsiniz. Burada saatimiz var. Normal sistem saatiyle aynı gösterir. Hemen altında sensör power panelimiz. 4 tane toggle switch'ten oluşuyor. FCR sistemi 2 pozisyonu. FCR switch'i. Açıldığında FCR sistemi kendi teste başlatır. Test MFD'de görebiliriz. 3 dakika kadar sürüyor. Daha sonra sistem standby'a dönerek bekler. Right ve left hard point, navigation pod eğer yüklüyse uçakta onu açmamız için, TGP ya da sniper yüklüyse right hard point'i bu switch'ten açarız. Radar altimetresi, 3 konumlu bir switch, off, standby ve radar altitude pozisyonları var.
Off pozisyondayken sistem çalışmıyor. Standby pozisyonunu aldığımızda sistemin ısınma süresi var 1 dakikalık. O süreyi başlatıyor. Radar altitude'a aldığımızda ise RALT malumatını hattan okuyabiliyoruz. Bu da malumatın çıkması için uçağın belli bir limit içinde uçması da gerekiyor. Bu limitlerde 30 derece pitch ve 60 derece rol hareketinden sonra, yani 61. rol hareketi ya da 31. pitch hareketinden sonra malumat alamıyoruz burada. Hat panel, hat dersinde de bahsettiğimiz gibi ilk switch'ten tekrar bahsedelim. İlk switch vertical velocity altitude heading kısmı var. En üst kısmı. Burada vertical velocity aldığımızda hatta vertical velocity sembolü çıkıyor. Vertical velocity altitude and heading kısmını aldığımızda ise velocity, altitude ve heading malumatlarını hattan görebiliyoruz. Off konumunda ise bunların hiçbiri gördüğünüz gibi çıkmıyor. İkinci switch attitude FPM off. Pitch ladder denilen yatay tırmanış çizgilerimiz vardı. Hatta gösterdiğimiz, şöyle gösterelim. Şu yatay tırmanış pitch ladder'larımız, yatay tırmanış çizgileri. Bunları çıkarmak için kullanıyoruz üst pozisyonu. Ayrıca en üst konumunda FPM'i de görebiliyoruz. Orta konumda pitch ladder'ları çıkarmıyor. Sadece FPM çıkıyor. Şöyle off aldığımızda da malumatların hiçbiri gözükmüyor. DD data ilk 3 konumlu bir şey. Switch off konumunda hiçbir DD data ya da PFL datasını hatta göremiyoruz. PFL diye aldığımızda PFL datasını hatta görürüz. DD aldığımızda ise şu DD datasını hatta görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi CNI page'imiz DD'nin aynısı hatta mevcut. Just as Ground speed, bunlar hız göstergeleri, skalasının cinsleri, kas kalibre edilmiş hızı, TAS gerçek hızı, ground speed ise uçağın yerdeki gölge hızını gösteriyor. Eğer yerdeki TAS ya da JAS, TAS ya da ground speed seçiliyse, iniş takımlarını aşağıya aldığımızda sistem otomatik olarak kendini JAS'a alır. Calibrated airspeed iniş anında kullanılan hız cinsidir. Altitude radar baro off olmak üzere 3 konumdur. Baro seçiliyken barometrik altimetre skalası irtifayı hatta gösterir. Barometrik irtifayı. Altitude radar aldığımızda radar altitude eğer açıksa o malumat altimetre skalasında çıkar. Otaya aldığımızda 1500 feet'in altında radar altitude'da sistem geçer eğer altımıza çıksa. 1500 feet'in üstünde otoda sistem barometrik altitude'u gösterecektir. Day night auto brightness switch. Day aldığımızda gündüz şartlarında HUD'ın parlaklığını sonuna kadar açar. Auto brightness aldığımızda orta konum HUD'ı olan ortamda bulunan ışık şiddetine göre ayarlar. Night aldığımızda gece konumuna adı gözümüze almaması için iyicene kızar. Test step bu panelde kullanılmıyor. Lightning panelde panel aydınlatmalarını açmak için data enter display ışık şiddetini ayarlamak için kullanıyor. 3 konumlu en son konumda DD'miz kapalı. İlk konumda DD kısık olarak geliyor. Son konumda ise DD parlak olarak geliyor. Konsol aydınlatması ise konsolu içindeki aydınlatmayı açmak için kullanılıyor. Işık şiddetini ayarlarız buradan. Air Condition paneli şurada gözükmüyor ama bu kolun altında kalan bir nap var. Air Source nap. Norm pozisyonu kokpit havalandırmasını, kokpit basıncını
sistemlerin soğutulması ve yakıt tanklarının basınçlandırılması için kullanılıyor. Ramp Start'ta bunu norm konumuna almamız gerekiyor. Secure Voice Panel aktif değil simülasyonda. Avionik Power Panel'e geçelim. MMC, Mission Modular Computer, bu uçağın beyni diye tabir edilen görev bilgisayarını açmak için kullanılıyor. Station Switch, silah sistemlerini aktif duruma getirmek için. MFD'leri açmak için MFD switch'imiz. Upfront Control'ü açmak için Upfront switch'imiz. GPS ve Data Link'i aktif etmek için de Data Link switch'lerimiz mevcut. INS switch'imiz ondan bahsedelim. Off konumu INS'i kapatır. İlk konum norm konumu. Norm konumunu aldığımızda DD ekranında INS status page gelir. Buradan latitude, longitude değerleri bizim bulunduğumuz koordinatlar. Bu koordinatları 1 dakika içerisinde DD yardımıyla, ISP yardımıyla buradan gireriz. Sonra şurada bir ready flash yapacak. Status buradaki 90 10'a düştüğü zaman. Ayrıca hatta da Elanya'sı flash yapacak. Status 10'a düşünce. Daha sonra flash'ın ardından nav'ımızı NMO'da atarak sistemin çalışmasını sağlarız. In-flight pozisyonu var bir de, ama bu simülasyonda geçerli değil ve attitude konumu sadece nav, norm bir de off konumu simülasyonda çalışıyor. Oksijen panelimiz, oksijen panelimizde sadece on off çalışıyor. Onu aldığımızda pilot nefes sesini duyarız.